hoş bulduk. Yani bayağı metalle başlayıp sonra rock'a evrilen bir yolculuk. Şok dolu bakışlar var şu an arkada. Şaşırdın mı? İşte şimdi de hani bu cross genre diyebileceğimiz aslında duruma çok daha aşina hissediyorum kendimi. Her şeyi dinliyorum galiba. İşte 16-17 yaşlarındayken 18 hatta bizim böyle bir kız grubumuz vardı. Ankara'daki kızlardan oluşan ve onlarla her yaz işte Bodrum'a giderdik tatil yapmaya. Çok eğlenirdik yani. Hayatımın galiba en eğlendiğim dönemleriydi o yaz tatilleri. Orada da işte çeşitli barlara gittiğimizde Körfez Mörfez hep bir cake çalardı. O yüzden şimdi bana o cake her zaman hayatımın çok mutlu, şey geçen, tatlı, eğlenceli, işte müzikli, danslı geçen dönemini hatırlatıyor. Yok. Öyle zamanlarda genelde zaten ben daha böyle oyuncu olmama karşın içe dönük biri olduğum için aslında o zamanlarda çok da huzurlu ve rahat hissetmiyor oluyorum genelde. Böyle geçeyim de işte şarkı mırıldanayım falan modunda olmuyorum. Dinlemeyi tercih ediyorum oralarda daha çok. Kulaklıkla böyle. Muse olabilir. Çünkü hem müziklerini seviyorum. Hem de onlarla yapılan herhangi bir proje, daha sonra onun turnesi falan, her ne yapıyor olursan ol sanki eğlenirsin, iyi geçer gibi geliyor. Eğlenceliler gibi geliyor. Lizzo, Jerome diye bir şarkı. Bu aralar böyle onu döne döne dinliyorum. Yani bir şekilde onu dinlerken buluyorum. Hani mükemmel değil ama utandıran bir şarkı da değil yani. Ya vokal üslubu çok acayip kadının. Kadın da çok acayip bir kadın. Böyle ne derse dinlersin gibi yani. Ahmet diye bağırsa da hani o kadını bir döne döne dinlersin. Var. Şöyle benim müzisyen arkadaşlarım var. Yani çok yakın arkadaşlarım. Aynı zamanda komşularım. Hemen böyle yan binamda oturuyorlar. Ve müzisyenler. Abi kardeş. İkisi de biri işte neredeyse her şeyi çalabiliyor zaten. Kardeş de basçı. Aynı zamanda yazıyor da Meltem. Ve onların bir grupları vardı. Ben de sürekli onlarlayım. İşte yiyoruz, içiyoruz, bir yere gidiyoruz, hep beraberiz falan. Bir şekilde böyle maruz, özellikle bir dönem çok yoğun maruz kaldım. Müzik, 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 sabahtan akşama kadar besteler, bir şeyler. Sonra bir gün sabaha karşı gerçekten yani böyle kabustan uyanırsın ya, öyle ben uyandım. Ve bir anda yazma isteği geldi bana. Böyle bir yazıcı, dur telefonumu alayım falan diye telefonu aldım, notları açtım. Oraya böyle yazmaya başladım. Bir takım sözler, cümleler yazmaya başladım. Arka arkaya aktı yani, resmen bilinç akışı oldu. Sonra kapattım, koydum kenara yani. Hala da çok uykuluydum. Sonra sabah uyandım, Meltem'e götürdüm. Kızım ben dün gece bir uyandım, böyle bir tuhaflık oldu. Şöyle bir şey çıktı falan diye. Meltem aldı eline sözleri, baktı. Dur bunu şuraya alırız, şunu da şuraya. Bir dakika ya falan diye gitarını aldı, geldi. Yarım saat içinde falan besteledi. Sonra da işte herhalde birkaç hafta içinde de düzenlendi. Abisi de düzenledi falan. Ve sonra stüdyoda kaydedildi o şarkı. Grubun adı Serin. Şarkının adı Hokus Pokus. Dinleyin. Bakalım sevecek misiniz? Hiç herhalde söyleyemem. Şu anda böyle bireysel söylesem ya. Ben hiç öyle yazmamıştım şarkıyı bu arada. Ben bayağı duygusal yazmıştım. Punk şarkısı gibi şarkı yaptılar sonradan. Evirdiler çevirdiler. Böyle Green Day şarkısı gibi oldu yani. Acayip işte hareketli falan filan. Duygusu bambaşkaydı. Yani ben neredeyse ağlanacak bir şarkı yazdığımı düşünüyordum. Hiç öyle olmadı. İlginç. İşte müzik her şey yani. Ben mırıldanmayayım ya. Biraz zorlasak mırıldanmayayım. Naz yapıyor gibiyim değil mi şu an? Ay yok yok, mırıldanmayayım. Bam diye gelen bir cevap var tabii ki burada yaşayan ve benim özellikle yaşlarımda olan insanlar için sanırım akla ilk gelen Barış Manço. Yani bütün çocukluğum boyunca işte ya zaten şeyle büyüdük, bir de hem şarkılarını biliyorduk ediyorduk filan.
Hem de mesela ben onun programına katılmayı çok istiyordum. O adam olacak çocuk muydu? Oraya katılmayı çok istiyordum. Ama biz Ankara'da yaşıyorduk. Hani benim annem babam için yani mesele o. Zaten ikisi de çalışan insanlar falan. Beni alacaklar da buraya getirecekler de. Burada biz artık kalacağız mı alacağız falan. O yüzden katılamadım. İnanılmaz içimde kalmıştır hatta o. Çok severek büyüdüm onu. Ve şu anda da sevmediğim bir şarkısı yok herhalde. Bütün şarkılarını arka arkaya dinleyebilirim gibi geliyor. Bu eve geçene kadar duşta şarkı söylüyordum ama şimdi yeni taşındığım evimde böyle banyonun pencereleri karşılıklı komşularımızla. O yüzden işte komşularımız hapşırdığında ben duyuyorum, ben öksürdüğümde onlar duyuyor falan. Ben de onlara böyle bir konser vermek istemiyorum. Bunu hak etmiyorlar çünkü. O yüzden söyleyemiyorum artık ya. Eski evimde tabii ki yani herkes gibi işte moduna bağlı olarak... durup dururken mesela sabah çok dertle uyandıysam 22-23 yaşlarında falan işte yani Müslüm Gürses de söylüyordum. John Legend'dan da bir şeyler söylüyordum. Kötü insanları diyeyim. Bu da böyle çok ilkokul kızı gibi olacak. Barbie filmi izleyen kız gibi olacak. Ama böyle işte hak etmediğini düşündüğüm böyle güzel şeyleri. Çok kötü insanları işte şöyle bir hareketle. Ha mesela işte hayvanlara zarar veren insanları diyelim. Şöyle bir hareketle başka bir hayat yaşayabileceği ama kesinlikle işte hani herhangi bir zulme falan uğramayacağı, sadece benden buralardan uzak bir adaya, ıssız bir adaya, hadi yemeğini içmeni falan da veriyoruz, üstünü başını giyinmesini, barınmasını falan da sağlıyorum. Işınlamak gibi bir özel gücüm olsun isterdim. Ya, dürüst olacaksak yani, yoksa ben de işte herkes gibi şey diyebilirim de. Uçmak isterdim, işte kaçmak isterdim, görünmez olmak isterdim falan filan. Ne yapacaksın görünmez olup yani? Gizli gizli yan komşunun evine sızıp orada ne konuştuklarını dinleyeceksin akşam. Ha, buna hangi şarkı eşlik ederdi? Şey olabilir, NSYNC'den Bye 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 olabilir. Şöyle yapıyorum, Bye 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 diye giriyor böyle. Başka bir adada uyanıyor. Orada Hindistan cevizi falan her şeyi var yani, hayatına devam edebilir. Ben buna listeye bakma hakkımı kullanmak istiyorum Spotify'ıma. Another Life'ın soundtrack'i var ya, What a Life. İşte finalinde o mükemmel koreografisine eşlik eden inanılmaz yüksek bir şarkı. Ve bana da kendimi iyi hissettiriyor yani. Hem şarkıyı iyi hissettiriyor hem de tabii şey de olabilir. O finalin etkisinde kalmış olmam da olabilir. Böyle ikisini hep özdeşleştiriyorum. O yüzden çok düşüksem bir onu açıyorum. Kendime getiriyor beni yani. Şimdi bir tek kişilik oyun çalışıyoruz. Moda sahnesinde Onur Ünsal yönetecek. Bence mükemmel bir metin. Dolayısıyla eğer altından kalkabilirsem, iyi bir iş becerebilirsem, bugüne kadar evet gurur duyacağım işim kesinlikle o olur. Selmin Hanım adı da. Umarım güzel olur. Nina Simone söylerdim. Yani yaşadığı dönemde yaptıkları, bir kadın olarak yaptıkları, bir azınlığa mensup bir kadın olarak yaptıkları, yollar açan diğerleri için, arkasından gelenler için, hem müzik için çok iyi işler becermiş. Bence çok kıymetli bir kadın. Hemen hemen her yerde, her modda dinleyebileceğin klasik müziktir. Genel olarak yani bir türü dahil edebilirim sanırım. Ve bana çok şey geliyor, iyi geliyor, ilham veriyor. Rock olurdu. Bu kesinlikle rock olurdu. Yani eğer geri kalanın hepsinden mahrum kalmam icap ediyorsa ve bir tanesini kesinlikle bırakamayacaksam rock olurdu bu ya. Yani müzikle alakalı her şeyin başlangıcı bende çünkü rock. Gerçekten yok ya. Ya çok umurumda değil benim insanların ne düşündüğü, ya da gerçekten ben kendim de tahammül edemiyorum. Yani o kadar kötü şarkılara
kendim de tahammül edemiyorum. Şimdi tabii ki isim vermeyeceğim ama bazı kötü Türkçe pop şarkıları falan var ya mesela. İlla böyle birilerinin ama aralarından ayıklayıp sevdikleri de oluyor. İşte şey gibi hani sen gittin ben bittim falan böyle çok kötü bir altyapıyla, kötü sözlerle sadece işte 2-3 tane kafiye bulunmuş. Ya tahammül edemiyorum. Bulunduğum ortamda çalarsa falan bir huzurum kaçıyor. Ne bileyim bir dışarı çıkıyorum falan ya da kapattırıyorum bir şekilde. Onları da zaten ben dinleyemediğim için yok ya böyle bir şarkı. Tokyo Drift var mesela. araba kullanırken onu dinliyorum yani. Apache gibiyim. Çok da keyif alıyorum bir de. Böyle eşlik ediyorum falan. Tabii ki gaza basmıyorum yani de. Herhalde ona bir şaşırırlardı. Ne alaka ya bu kız Tokyo Drift falan diye. Şimdi bunda da aslında hepimiz biliyoruz dünyada inanılmaz festivaller düzenleniyor. İşte insanlar kalkıyorlar ki artık kolay da değil Türkiye'den kalkıp yurt dışında herhangi bir yere bir festivale gidebilmek. Çok zor. Burada yapılıyordu aslında önceden. Mesela Rock'ın Kok yapılıyordu. Çok keyifliydi. Hepimiz bayağı müzikle belki de onun vesilesiyle de daha da aşina olmuşuzdur. İşte bilmediğimiz, tanımadığımız grupları, müzik türlerini falan hep bu vesileyle işte tanımışızdır, görmüşüzdür. Keşke böyle festivaller Türkiye'de tekrar yapılsa. Like a Talking, The Talking Box. Böyle bir İtalyan bir gruplardı yanlış hatırlamıyorsam. Bunlar tek bir albüm çıkarıyorlar ve sonra bir şey yapmıyorlar. Ama bence müthiş bir albüm. Ve o Talking Box bayağı neye uğradığımı şaşırmıştım ilk dinlediğimde. Bir de Iron Sky tabii o parçayı da bilen bilir. Bilmeyen lütfen açsın ve dinlesin. Özellikle sözlerine baksın. İçinde sizi bir de sürpriz bekliyor şimdi söylemeyeyim. Böyle bir anda birinin sesini duymaya başlayacaksınız. Bence büyüleyici. Güzel şarkı. Söylemeyecek misin şimdi? Söylemeyeceğim. Yorumlara yazın. Ben giriyormuşum şarkı arasında düşünsene. Girip şiir okuyormuşum. Çok hızlı, çok yavaş. Akıtırım zamanı. Yani benim şarkımın sözlerine dair bir yoğun bir şey var burada, baskı var. Hadi bize bir oku diye de. Rap yapmaya başlayacağım. Ben bunu yazarken bu arada öyle yazdım ben. Çünkü nereden bileyim ritim ölçü bilmem ne falan. Hani onları tutturmayı falan bilemediğim için prozede hatası olur normalde ben yazsam. Bu arada gerçekten böyle rap yaparak yazdım yani yazarken. Ciddiyim. Ancak o yüzden prozodi hatası ve gece uyandığında yazdım. Evet. Gerçekten şeydim yani, yarı uykuluydum. Ezberler üstüne ezber bozuyorum. Aklımda tutmak için birkaç neden arıyorum. Devir öyle devir ki ölüyor bazı şairler. Raks ediyor neşeyle bildiğim bütün kafirler. Yok galiba çünkü son zamanlarda biraz benim yani her şeyle ilişkim kesildi. İşte müzikle de ilişkim kesildi, ne bileyim edebiyatla da ilişkim kesildi filan. Birkaç yıldır birçok keşifteyim, yeni şeyler arıyorum ve buluyorum diyemeyeceğim. Ama daha eskiden yani artık genç kategorisine girmez de bilmeyen varsa hala mesela Evrencan Gündüz dinleyebilirler. Yani yerlilerden bahsediyorum. Bence çok iyi bir müzisyen. Çok iyi şarkı söylüyor. Ya bayağı coverlarını falan da açıp dinlesinler. Çok keyif alırlar. Buna vereceğin cevap biraz böyle yürek isteyen bir cevap. Hani özellikle şeylerden, yerli birilerinden bahsedeceksen. Sıkıntı çıkabilir çünkü. Ben ama şeyi söyleyebilirim. Bu az önce bahsettiğim benim şarkımı da yapan arkadaşlarım aynı zamanda 4-5 tane farklı sanatçının şarkılarını işte coverladılar. Çok güzel oldu. Bir tane Kayağan'dan mesela bir şarkı hep karanlık falan. Onu yaptılar. Acayip güzel oldu. İşte bir tane Orhan Gencebay'dan, bir tane Levent Yüksel'den, bir tane Ajda Pekkan'dan coverladılar. Bir tanesi var ki ben ona dayanamıyorum. Meltem de sürekli evde onu söyleyerek geziyor.
çok maruz kaldığım için olabilir. Yoksa şarkı çok kıymetlidir, güzeldir bilemem de. Birisi böyle abek aynana falan deyince müsaitsem koşarak uzaklaşıyorum. Bir şey oldu herhalde. Travmatik bir şey oldu ama yani. Romanları çok seviyorum bu arada. Yani müziklerini ayrı seviyorum, kültürlerini ayrı seviyorum. Çok cana yakınlar. Romanların çok sevdiğim çok şarkıları var. Bir tek abek aynana benlik değil. Aslında şu ana kadar söylediklerimden kesin birer şarkı zaten olurdu. Mesela o aşırı melankolik işte şey filan, Laika kesin olurdu. Tokyo Drift koysam ya çocuğa sürpriz durup dururken. Evde bir anda hocalmaya başlasın. Kendi şarkımı bir koyardım. Iron Sky'ı kesin koyardım. Portishead koyardım. Coldplay'in Fix You diye bir şarkısı vardır. Tam duygusal minnoşlar için. Ve böyle şarkının sözleri de hani al karşını onu oturt o şarkıyı da söyle. Bir rahatlasın, bir kendini salsın. Bir desin ki ay benim sırtımı yaslayacak biri var artık bu hayatta desin. O şarkı o. Fix You. Onu kesin koyardım. Bir de eğer Türkçelerden bahsediyorsak daha nostaljik olması açısından. Hani yaşı yaşıma da uygun birisi ise eğer bu kaseti dolduracağım kişi. İşte MFÖ'den kesinlikle koyardım. Duman koyardım, Sezen koyardım, Bülent Ortaçgil koyardım, Birsen Tezer koyardım, Ceyhan Barbur koyardım. Bunların her birinden birer tane koysam zaten kasetin bir yüzü doluyor. Oraya Türkçe yazardım. Arkaya da yabancı yazardım. Car listeme bakayım. Benim bir tane car listem var. Normalde asla herhangi bir yerde dinlemeyeceğim. Arabada giderken tuhaf tuhaf dinlediğim, eklediğim şarkılar var. WhatsApp olabilir Fornan. Rihanna'dan Umbrella koyarım. Sırf şaka olsun diye koyarım onu da yine. Bir de Tupac koyarım mesela. Yine eskilerden. Sinatra koyarım mesela. Yine iyice kafası karışır. İş Sanat'ın Spotify profilinden benim karışık listemi daha düzenli bir halde bulup dinleyebilirsiniz. Burada çünkü şu anda çok da arkasında duracağım tercihlerde bulunmamış olabilirim. İzlerken sonra kesin bunu niye söylemedim ya da bunu niye söyledim falan demişimdir kesin. Çok teşekkür ederim. Çok güzel geçti. Çok keyifli geçti. Çok tatlı bir ekiple. Bence tatlı bir içerik oldu. Ellerinize de sağlık sizin.